Akhisar'ın ilk internet haber portalı akhisarhaber.com. Her zaman bir haber önde. akhisarhaber.com. akhisarhaber.com'u tıklayın, bir farkınız olsun. Gibi şimdi geriye düşüyoruz, 1-0. Birbiri yakalayıp yolumuza devam etmekten 2-0'ın koyuyoruz. Ondan sonra maçı çevirmek daha zor oluyor. Ama işte ligin başlangıcındayız. Gaziantep'te yakışmayan bir gol tabii ki. Ama işte önümüze bakıp tabii ki moralimizi bozmamak lazım. Bu var. Geri puanları kazanıp ileriki haftalarda inşallah 3 puanlarla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Bu arkadaşım. İsmini alalım artık. Kötü oynadı. Taşkın Çalış. Kötü oynadı. Maalesef burada yine yedik. Buraya 3 puan almak için geldi. Sonuçta yedik. Bu maçı unutmamız lazım. Önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. İnşallah bir dahaki hafta 3 puanla ayrılırız. Teşekkür ederim. 2-0'lık bir skorla kazandığımız bir maç var ama bizim için çok da kolay geçtiğini söyleyeyim. İlk golü erken bulmamıza rağmen tabii zaman zaman oyun elimizde bulundurmaya çalışırken Antepspor'unda çok önemli atakları oldu. Özellikle orta sahada. Merkezden yaptıkları kolu hücumlarla, kontra ataklarla oldukça sıkıntılı anlar yaşadık ama gol yemeden oyunu devam ettirebildik. Son dakikalarda da olsa ikinci golü bulduk. Net bir skorla sahamızdan ayrıldık. Sevindirici. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabii hatalarımız var, kazandık ama yine eksik taraflarımız var. Onları da önümüzdeki maçlarda biraz daha toparlayıp inşallah daha iyi oyun oynamaya çalışacağız. Ama her şeye rağmen önemli bir 3 puan aldık. Hayırlı olsun. Sorularınız varsa... Hocam, tebrik ederiz Önes'i. 3 haftada kazanıyoruz kendi sahasında. Fakat evet. Deplasmanda Akhisar'ı göremiyoruz. Yani biz aslında içeride veya dışarıda farklı oyun oynamıyoruz yani. Hem içeride hem dışarıda aynı oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Ama bazen bunlardan hem rakip etkili oluyor, etken oluyor. Yani bizim bazen günümüzde olmadığımız oluyor. Ya da burada ilk kadar rahat olamıyorsunuz deplasmanda. Bunun etkisi oluyor. Doğaldır yani orada da yine aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Ve inşallah bundan sonraki maçlarımızda iyi sonuçlar alırız. Teşekkür ederim. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. İçeride bildiğiniz gibi iki haftadır yenilmiyorduk. Geçen seneden de süren bir yenilmemizliğimiz var. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Nitekim de maça çok iyi başladık. Ağzını başladık. 1-0'ı yakaladıktan sonra biraz belki pozisyonlar verdik ama onun bu aslında olan şeylerdi. Son dakikada 2-0'ı yakaladıktan sonra zaten oyun tamamen çözüldü. Bu oyunu deplasmana da tabii ki yansıtmak istiyoruz. İki haftadır da ters olan, ters giden deplasmanda hem istediğimiz oyun oynamıyoruz, hem de kötü futbol oynuyoruz açıkçası. Burada telafi ettiğimiz zaman daha üst sıralara belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Soru sorular? First of all, we are really pleased to take the 3 points, especially after the disappointing result last week. Özellikle geçen haftaki hayal kırıklığının sonunda bu 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Another win at home, which is great. Now we keep the run going. We will be tested soon, so it will be great to start earning points from next week at Bursa. Elimizde kazanmamız çok iyiydi. Önümüzdeki haftalara çok zor maçlar olacak. Bu maçlardan önce bu puan almak bizim için çok iyiydi. Ve böyle bu şekilde devam etmek istiyoruz. We got two men to thanks tonight. You know, Oman Yas and Uz, our goalkeeper. Because I think if Uz wasn't on a good day, we could have ended up probably drawing the game or losing it. Bugün aslında teşekkür etmemiz gereken, özellikle teşekkür etmemiz gereken iki futbolcu var. Omar Niyaz ve Kaderoğlu. Eğer Uz topları çıkarmasaydı belki bugün bu şekilde konuşuyor olamazdık. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum kendi şahsımda. Thank you.